Arkadaşlar merhaba. More to Read bir kitabından metin çevirileri serisine devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 7, 8 ve 9. metinleri okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. 7 numaralı metnimizin başlığı The Statue of Liberty. Liberty özgürlük demek. Oflu tamlamada sondan başa doğru geliyoruz. Özgürlük heykeli. The Statue of Liberty özgürlük heykeli. Şimdi iki virgül arasında onu tanımlayacak, ek bilgi verecek. A universal symbol of freedom and democracy, Demokrasi, özgürlük ve demokrasinin evrensel bir sembolü olan e, özgürlük heykeli is on Liberty Island in New York Harbor, New York limanında Liberty Adası üzerindedir. It was a gift from the people of France. O, Fransız halkından bir hediye idi to the people of the United States to the AR Birleşik Devletlerin halkına The French sculptor Frederick August Bartholdi Fransız heykeltraş Frederick August Bartholdi designed the statue heykeli tasarladı. He started to build the statue in France in the year 1875 O 1875 yılında Fransa'da heykeli inşa etmeye başladı. And the construction finished in 1886 ve inşaat yapım 1886 yılında bitti. A French ship called Isery, Isery adındaki bir e, Fransız gemisi brought it to the USA, onu Amerika Birleşik Devletleri'ne getirdi. In 350 pieces the same year, aynı yıl 350 parça halinde Amerika Birleşik Devletleri'ne getirdi. Workers spent four months to put them together. Put together bir araya getirmek demek. İşçiler onu bir araya getirmek için 4 ay harcadılar. Yani 4 ayda bir araya getirdiler. The statue is 93 meters tall from the ground to the tip of the torch. Heykel, heykel. From the ground, zeminden To the tip of the torch, e, meşalenin ucuna kadar, tip uç demek. 93 meters tall, 93 metre uzunluğunda. Visitors climbed 354 steps, ziyaretçiler 354 basamak tırmanıyorlar. E, evet. Or take the elevator to reach the crown, ya da asansöre biniyorlar. Reach ulaşmak demek, taca ulaşmak için. There are 25 windows in the crown. Crown touch. Touch'ta 25 tane pencere var. Visitors can rest, take photos and enjoy the scenery of New York City der. Ziyaretçiler orada dinlenebilirler, fotoğraf çekebilirler. Ya da enjoy'in tadını çıkarmak anlamı var. E, ya da New York City şehrin manzarasının, scenery manzara tadını çıkarabilirler. The seven rays of the statue's crown, heykelin tacının yedi tane ışını, symbolize sembolize ediyor the seven seas, yedi denizi and seven continents of the world, dünyanın yedi denizini ve yedi kıtayı temsil ediyor. Sembolize ediyor. The lady with the lamp, e, lambalı hanım heykeldeki, holds a tablet in her left hand sol elinde bir tablet tutuyor. It reads, it reads demek üzerinde yazıyor demek. July 4, 80, 1776 üzerinde 4 Temmuz 1776 yazıyor. Parantez içerisinde in Roman numerals demiş Roma rakamlarıyla. Peki nedir bu tarih? The Independence Day of America. Amerika'nın bağımsızlık günü. 4 Temmuz. 4 Temmuz 1776. There is a museum in the pedestal. Pedestal kaide demek. Kaide kısmı heykeli. More than, evet, e, kaide kısmında bir müze var. More than 5 million people, 5 milyondan fazla insan visit each, it each year, onu her yıl ziyaret eder. And learn about its history der. Ve orada onun tarihi hakkında bilgi alırlar, öğrenirler. The only way to get to the statue is by ferry boat. Heykele ulaşmanın tek yolu feribottur. Ferry boats take visitors to the island every 30 minutes. Feribotlar ziyaretçileri her 30 dakikada bir adaya götürürler. Tek götürmek. The entrance to the statue is free. Heykele giriş bedavadır, ücretsizdir. But ferry tickets cost 10 dollars for adults and 4 dollars for children age between 4 and 12. Ama ferbot biletleri yetişkinler için 10 dolar eee ve 4 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için de 4 dolar tutar. Cost tutmak. Children under 4 don't pay any money. 4 yaşın altındaki çocuklar herhangi bir ücret ödemezler. Ve arkadaşlar bir sonraki metne geçiyorum. Bir sonraki metnimizde ne? A New Artist in New York. 8 numaralı metin. New York'ta yeni bir ressam. A new show of painting opened in New York last week. Geçen hafta New York'ta yeni bir tablo sergisi açıldı. The name of the artist is Maria Arroyo. Ressamın ismi Maria Arroyo. People in New York don't know her. New York'taki insanlar onu tanımıyorlar. But she is quite famous in some other countries. Ama o bazı diğer ülkelerde oldukça meşhur. She grew in Mexico. Meksiko'da yetişti, büyüdü. She studied with several famous artists there. Orada, orada birçok ünlü ressamlarla öğrenim gördü. In 1995, 1995'te she married Ted Diamond. Ted Diamond ile evlendi. Şimdi Ted Diamond ile ilgili virgülden sonra bir ek bilgi. A reporter for the New York Gazette. New York Gazette'nin muhabiri. Reporter muhabir. The same year, aynı yıl Maria and Ted moved to Brazil. Maria ve Ted Brezilya'ya taşındılar. Maria won a lot of important awards in Brazil. Maria Brezilya'da birçok önemli ödül kazandı. And she showed her work in Mexico and other countries ve o eserini diyor, eserini çalışmalarını ya da Meksiko ve diğer ülkelerde sergiledi. Her work is very popular in these countries now. Onun eseri ya da eserleri şimdi bu ülkelerde çok popüler. Maria Arroyo is a small, quiet person. Maria Arroyo küçük yapılı, quiet, sakin bir insan. But her paintings are very large. Ama tabloları çok büyük. They are full of color and excitement. Onlar renk ve heyecan ile dolu. Full of. She says that she uses Mexican colors. O Meksika renklerini kullandığını söyler. In Mexico, Meksiko'da the sky and the sea are usually very bright blue. Gökyüzü ve deniz genellikle çok parlak mavidir. The houses often have bright colors too. Too dahi anlamında evlerinde genellikle parlak renkleri vardır. Pink, yellow or orange, pembe, sarı ya da turuncu. In her paintings, tablolarında the excitement comes partly from these colors, tablolarında heyecan kısmen bu renklerden gelir, kaynaklanır. It also comes from her style, o aynı zamanda o dediği heyecandır. Aynı zamanda olsa onun stilinden gelir, stilinden kaynaklanır. She paints large forms that seem to move, o hareket eder gibi görünen, sim görünmek şekiller, büyük şekiller resmeder, yapar. Mario Arroyo's paintings aren't like photographs. Mario Arroyo'nun tabloları fotoğraflar gibi, like gibi anlamında değildir. They do not show us houses, flowers, clouds or boats. Onlar yani tabloları bize evler, çiçekler, bulutlar ya da tekneler göstermez. Do not show. Instead onun yerine her paintings show us her feelings about the world. Onun tabloları bize onun dünya ile ilgili hislerini gösterir. We look forward to seeing more work from this excellent artist. Look forward to dört gözle beklemek demek. Biz dört gözle bekliyoruz görmeyi. More work daha fazla eser from this excellent artist. Bu Harika ya da mükemmel ressamdan. The New York Times by Sandra Wolf. New York Times'ta yazılmış bir zamanlar Sandra Wolf tarafından yazılmış bir haber metni. Ya da e, bir köşede yazılmış bir makale. Ve arkadaşlar 9 numaralı metne geçiyoruz. An Old Boy Band. Band bandodan aklınıza gelsin müzik grubu. Bir... Tamamı erkeklerden oluşan, delikanlılardan oluşan e, ya da müzik grubu. The Backstreet Boys or BSB ya da BSB. Backstreet Boys ya da BSB diğer adıyla is an American All Boy Band. Bir Amerikan erkeklerden oluşan müzik grubu. The band started with Hovi Dorov. Grup grubu başlatan Hovi Dorov ya da grup şunlarla başladı. Howie Doro, AJ McLean and Nick Carter ve Nick Carter. AJ worked as a model when he was six. AJ 6 yaşındayken model olarak çalıştı. At that time o zamanda he also acted in school plays. O aynı zamanda also, okul oyunlarında da piyeslerinde de oynardı. When he was 14, 14 yaşına geldiğinde he met Howie. Howie ile tanıştı. Hobby had had roles in films and plays. Bu had had'in sebebi bu past perfect'tir. Mişli geçmiş zamandır. Ve mişli geçmiş zamanda yardımcı fiil mutlaka had daima kullanılır. E, ardından da fiilin üçüncü hali kullanılır. İkinci yedimiz fiilin üçüncü hali. Hobby filmlerde ve oyunlarda roller almıştı. Mişli geçmiş zaman. They became friends. Onlar arkadaş oldular and went to auditions together. Auditions seçmeler demek ve seçmelere birlikte gittiler. They met Nick at one of them. Seçmelerden birinde Nick'le tanıştılar. AJ, Howie and Nick started singing together. E, AJ, Howie ve Nick birlikte şarkı söylemeye başladılar. For a record company called Transcontinental Records. Transcontinental plaklar adında e, bir evet şirkete Plak yapmak için birlikte şarkı söylemeye başladılar. Ee, pardon, plaklar yapmak için değil, Transcontinental e, Records adındaki e, evet bir plak şirketi için birlikte söylemeye şarkı söylemeye başladılar. Bir plak şirketi için. The Record Company owner plak şirketinin sahibi Lou Perlman, ...had a friend Lou Pearlman'ın bir arkadaşı vardı. Who knew Kevin Richardson, Ki o arkadaşı Kevin Richardson'ı tanıyordu. Kevin had a job at Disney World in Orlando at that time. Kevin'ın o zamanda o zaman ya da e, evet Disney World e, Orlando'daki Disney World'de bir işi vardı. Çalışıyordu yani. When Lou's friend told Kevin about the new group, Lu'nun arkadaşı Kevin'a yeni gruptan bahsettiğinde Kevin decided to meet them. Kevin onlarla tanışmaya karar verdi. The four dördü became friends, arkadaş oldular and Kevin joined the group ve Kevin gruba katıldı. Lou wanted one more person for the group. Lou grup için one more person, bir kişi daha istiyordu. The fifth member was Brian Littrell, Kevin's cousin, cousin. Beşinci üyede. Kevin'in kuzeni Brian Little'de. BSB released their first album. Release piyasaya çıkarmak demek. In 1996 BSB ilk albümünü 1996'da piyasaya sürdü. They received a gold record for this album. Bu albüm için bir altın plak aldılar. Ödül aldılar. The second one ikincisi one burada plak anlamında followed in late 1997 bunu ikincisi takip etti 1997'nin sonlarında. But it wasn't as successful as the first. Ama birincisi kadar ez ez denklik kalıbıdır. Arasına sıfat giriyor. Birincisi kadar başarılı değildi. BSB has got fans in many countries. Backstreet Boys'un birçok ülkede hayranları var. You might even be a fan of this great band. %50-50 ee, ihtimal ee, siz de even bile, siz bile e, bu harika grubun bir fanı olabilirsiniz, hayranı olabilirsiniz. If you want to write them eğer onlara yazmak istiyorsanız, here is the address, işte adres diyor. Backstreet Boys Post Office Box, posta kutusunun numarası, Orlando FL ve ondan sonra da bir numara daha var arkadaşlar. Ee, posta kodu gibi düşünebilirsiniz bunu Başka bir metinde görüşmek üzere. Ha, burada rakamları nasıl okuruz derseniz rakamları tek tek okuyoruz. Posta kodlarında, posta numaralarında İngilizce'de tek tek okunuyor. 3281 2 8 8 0 gibi okuyabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.